Ali'nin cesedini görünce Sevgi, Allah korusun, çıldırabilir belki. Keşke biz de yanında olsaydık, yalnız bırakmasaydık. Ne zaman gittiğini fark etmedik ki. O dakika haber verseydin ya kızım. Ben bir taksi çağırayım, belki yetişebiliriz. Bırak, gerek yok artık. Görmüştür Ali'yi. Olan olmuştur. Kocam değildi. O öldü. Sen yaşıyorsun. Yaşamak zorundasın. Ali'yi silip çıkaracaksın aklından. Yıllarımı paylaştığım bir insandı o. Ali'siz yaşama alışmak çok zor. İlk günler öyle sanır insan. Sonra zamanla o yokluğa da alışılır. Her yerde karşıma çıkacak sanki. Gittiğimiz zaman evde beni bekliyor olacak ya da telefon çalacak birden. Ali konuşacak, gülecek. Gençsin. Hayata yeniden başlayacaksın. Bir gün Ali çok arkalarda kalacak. İstesen bile çok zor hatırlayacaksın. Tıpkı Mustafa gibi. Onu da sevmiştin. İyi kötü mutluydunuz. Sonra ayrıldınız. Ne öldün ne de yıkıldın. Hadi toparlan bakalım. Annem baban seni böyle görüp daha çok üzülecekler, ha? Merak ettik, ne oldu? O muymuş? Hayır, Ali değildi. Bazı benzerlikleri yüzünden Ali sanmışlar adamı. Hepsi bu. Öyleyse Ali'yi bulana kadar çağıracaklar seni. Çağırsınlar, yine giderim. Artık ilk günkü paniği yaşamıyorum çünkü. Sevgicim, ben kaçayım artık. Biraz daha kalsaydım. Çok işim var. Hadi öpeyim. Sevgi Hanım, telefon. Alo, evet. Kim kim dediniz? Haklısın. Çok uzun zaman geçti. Beni sesimden tanıyamazsın artık. Ben Mustafa. Mustafa Yiğit. Mustafa? Sen? Evet. Seni en üzgün gününde aramak zorundaydım. Yıllar sonra tekrar merhaba Sevgi. Nasılsın Mustafa? Nerelerdesin? İstanbul'daydım 4 yıldır. Daha sonra uzun uzun konuşuruz. Başın sağ olsun. Duyunca çok üzüldüm. Ama sen eski tüfeksindir. Çabuk toparlarsın kendini. Aradan 12 yıl geçti. Öyle gözü kara değilim artık. O sevgi çok uzaklarda kaldı. Görüşürüz değil mi? Tabii. Tabii görüşürüz. Hoşça kal. Güle güle.
alabilirim. Bak bu akşam 7'de beni ara, tamam mı? Evet, evet. Hocam öyle değil ki. Öğleden sonra okula asalım diyoruz. Beyoğlu'na çıkalım. Birer tost, ayran. Sonra da sinema. Ne dersin? Çok güzel bir film. Akşama kadar çalışmak istiyorum Leyla'cığım. Niçin? Galiba çalışamayacağım. Gelmiş bile. Hadi kızlar tatile. Hoşçakal. Neredesin iki gündür? Ya ne yapayım? Önemli işlerim vardı. Bu gece ve yarın da toplanacağız. Oh maşallah. Sen ne yapıyorsun? Hala çalışacak mısın? Yok canım, olur mu? Bekle, üstümü değiştirip geliyorum. Bekliyorum. Bu gece erken ayrılacağız demek. Yarın da hiç görüşmeyeceğiz, öyle mi? İstersen benimle gelebilirsin. Arkadaşlarımın sana güveni var. Gece toplantıda yanımda olursun. Daha da geç ayrılmış oluruz. Bu kadar istiyorsan gelirim. Hava kararına kadar bir teklifim var. Nereye? Yürü. Kavgamız yoksul, ezilmiş dünya halklarının zaferine kadar sürecektir. Aramıza sokulan hainlerin ve provokatörlerin oyununa gelmeyeceğiz. Sömürüye, baskıya karşı, avantajı sermayenin baskısına ve diktaya ve işkenceye karşı kazanacağımız işçi sınıfının kanını emen o yılanlara karşı kazanacağımız zafer, tüm dünya emekçilerinin zaferi olacaktır. Yarın bana gel. Eve. Öğleden sonra. Peki. Hadi git. Sen git. Hadi git. Tamam. Hadi git.
Bu saatte yine nereden? Bir arkadaşımdaydım. Sana kaçtır söylüyorum. Bu evin bir nizamı, bir düzeni vardır. Bir daha böyle geç gelirsen açmam kapıyı. Aa, baba kolum acıyor. Kırmadığıma, seni dövmediğime şükret. Zaman pek kötü evladım. Eylemler, cinayetler, bombalar. Aklımız sende. Gözümüze uyku girmiyor. Bir daha gecikmem. Genç bir kızsın. Güzelsin üstelik. Başımı belaya sokmanı istemiyorum. Böyle ikide bir sabaha karşı gelmen bizim ahlakımıza sığmaz. Bu yaştan sonra dile düşersem öldürürüm seni. Duyuyor musun? Benim namusum, şerefim evlattan da her şeyden de önce gelir. Anladın mı? Tamam baba. Bir daha geç kalmayacağım dedim ya. Hem baban hem de öğretmenin olarak saygı duyacaksın bana. Binlerce talebe yetiştirmiş şerefli bir öğretmenin kızı olduğunu unutmayacaksın. Unutmayacaksın, tamam mı? Nihat Bey bırak uyusun. Yarın mektebi var. Erken kalkacak. Ben de size geliyorum. Ne diyeceksin? Can! Portremi yapacaksın, söz değil mi? Ay tamam kız, yaparım tamam. Topladılar. Çocuklar, Can bana söz verdi. Yağlı boya bir portremi yapacak. Can, bravo, bravo Can. Leyla da bana elbise desenleri çizecek ama. Niye sana Can diyorlar? Senin asıl adın İlhan değil mi? Hadi anlat bakalım. Evet şekerim, İlhan. İlhan Koray. Bir hırsızlık yaparken Can oluverdim mecburen. Ne hırsızlığı? Sen bilmiyor musun? Yok. Bak, çok sevdiğim bir arkadaşım var. Şimdi yedek subay. Ay nasıl metiliksiz bir gün. Nasıl beş paramız yok. Sarıyer'de ikimiz geziniyoruz. Aa, nasıl acıktık böyle. Canımız böyle bir şeyler yemek istiyor. Önümüze bir tane seyyar satıcı. Ay bir poğaçalar satıyor, bir poğaçalar satıyor. Nasıl canımız çekti. O lafa tuttu herifi. Ben de kaşla göz arasında iki tane böyle poğaçayı çalarken... Ay bir yakalanmaz mısın? Ay nasıl yakalandık anlatamam size. Ay herifi görmeniz lazım ama herif tam bir Hanzo. Tam Hanzo ayol. Ne yapalım, bir şey yapmak lazım. Baktım herife polis çağıracak. Nasıl titriyoruz, nasıl titriyoruz. Gel otur kız, otur. Arkadaşım hemen girdi lafa. O dedi Fransızdır. Hiç Türk parası yok, Türkçe de hiç bilmezdi değil mi? Hemen uyandın tabii. Uyanmaz mıyım ayol? Can Harbi ile bir Fransızca konuşuyorum, bir Fransızca konuşuyorum, aklınız durur. Ondan sonra da Mösyö Can oluverdim tabii aniden. Sonra da bana anlattı. Sağ olsun Leyla da iyi sır saklar. Yardım herkese olayım. İşte o günden beri karşınızda Can kardeşiniz. İster alkışlayın, ister ıslıklayın. Babana ne diyeceksin? Hiç dinlemez ve affetmez artık. Okuluna telefon edip gerçeği anlatacağım yarın. Senden söz edeceğim. Seni vermezse biz de devrim nikahıyla evleniriz. Şimdi aldığımız bir haberi iletmek üzere programımıza kısa bir süre ara İstese veriyoruz. De istemese Askeri de. Askeri Güvenlik Konseyi'nin bir numaralı bildirisi. Türk Silahlı Kuvvetleri uzun zamandır süren anarşi ve terörü durdurmak...
Sana uzun süre bir şey yazmayacağım. Telefon da açmayacağım. Neden? Başına öyle bir iş açarlar ki sen de ailen de yanarsınız. Ama fırsat bulursam el altından bir şeyler yollarım. Peki ne zaman dönersin? Askeri yönetimden sonra. Belki de hiç dönemem. Ama seni hep seveceğim. Ben de seni seveceğim. Bütün kalbimle. Bekleyeceğim seni. Ağlama. Ne demiş Nazım? Ve unutma ki daima iyi şeyler düşünür bir mahpusun karısı. Bağıracak, dövecek, hakaret edecek değilim sana ama bu evde yerin yok artık. Çok değiştin. Seninle baş edemem. Kaç defa söyledim. Yine de bildiğini okudun. Biz seni seviyoruz. Yani bu evi istemeyen sensin. Yarın sabah topla eşyalarını git. Yoksa... Sen Sevgi Taner'sin. Evet. Bizimle geleceksin. Peki. Durun rica ederim. Bir dakika. Durun bir dakika. Nereye götürüyorsunuz? Kızımı nereye götürüyorsunuz? Ben babasıyım. Lise matematik öğretmeni. Benim kızım ne yaptı? Bir dakika rica ediyorum. Anlatın nereye götürüyorsunuz? Ne olur. Hangi eylemlere katıldın? Hiçbir eyleme katılmadım. Mustafa Yiğit'le yaşadığını biliyoruz. Onun örgütüyle fabrika basmak, özel otolar yakmak, bildiri dağıtmak gibi olaylarda sen de varmışsın. Hiçbirinde yoktum. Mustafa istemezdi çünkü. Nerede saklanıyor? Bilmiyorum. Nerede saklanıyor dedim. Bilmiyorum. Yakmaya vakit bulamamışsınız. Bunları tekstil makinesinde sen çoğaltıyormuşsun ha? Bu dokümanları kimden alıyordu Mustafa? Sen çoğaltıyormuşsun. Bu dokümanları kimden alıyordun? Bilmiyorum. O döküman dediklerinizi ilk defa görüyorum. Bunlar senin yazıların değil mi? Hayır, değil. Çok yorgunum. Uykum var. Nasıl haberleşeceksin Mustafa'yla? Söylemedi. Peki nerede şimdi? Darbenin yapılacağından haberimiz yoktu. Ayrılacağımızı bilmediğimiz için plan yapmamıştık. Bu sabah evinden aradım, telefon cevap vermedi. Örgütte kod ismi neydi? Örgütte değildim. Örgütün gizli evinde mi saklanıyor Mustafa? Ne örgütü? Ne gizli evi bilmiyorum. Hiç duymadım. (Gülüyor)
Ayol vallahi billahi meraktan öldüm. Neredeymiş, nereye kaybolmuş Mustafa yahu? Ne bileyim, kaç haftadır yok ortada. Ay, inanmıyorum. Nasılsın? Ne yapayım, yok. Hayatı kaydı onun, hayatı. Ne güzel mezun olmuştu, çok da yetenekliydi. İş piyasasında harika bir reklamcı olabilirdi. Ya da sanat dünyasında önemli bir yere gelebilirdi. Ama tutturdu bok var gibi, düzeni değiştireceğim, düzeni değiştireceğim diye, işte sonra bu. Kimseyi dünyaya bakış açısından suçlayamazsınız. Ne onu ne de başkalarını. Affedersin, bağıştıcığım. Seni üzmek istemedim ya. Zaten sinirim bozuk. Az daha senin de başını yakıyordu. Vallahi ucuz kurtuldun. Çocuklar, ben gidiyorum. Nereye? Nereye? Çok sıkıldım, biraz yürüyeceğim. Aman. Görüşürüz. Ucuz kurtulmuş. Sevgi kurtulamadı şekerim. Gönlü hala o anarşist herifte. Bu da ne demek? Niçin bırakacaksın akademiyi? Okumak istemiyorum. Çalışacağım. Niçin istemiyorsun okumayı? Senin seçtiğin bir okul. Can atmıştın girmek için. Çok seviyordun düne kadar. Çok da yeteneklisin. 2 yıl sonra mezun olacaksın. Sevdiğin bir meslekte başarı kazanacaksın. Okumayacağım baba. Sebebini söyler misin? Bir çare buluruz belki. Çok mutsuzum. Okumak hevesim, coşkum kalmadı. Anlamalısınız. Neyi anlayacağız? Senden artık ümidimi kestim ben. Asi, kafasının dikine giden birisin sen. Ne halin varsa gör. Bunca öğrencin yüksek öğrenim yaptı. İşlerinde çok önemli kişiler var. Benim de onlardan biri olmamı istedin ama... Bunca yıl emek verdin bana. Kısıtlı maaşınla okuttun. Kendinden ve annemden çok bana harcadın. Ne yapsam sana borcumu ödeyemem babacığım. Ama beni affet. Bırak çalışayım. İleride yaşamın boyunca çalışacaksın. Telaşın niye? Benim için çok yararlı olacağına inanıyorum. Ne bileyim. Hiçbir şey düşünmeye vakit bulamayacağım. Ne iş yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum ki. Yürü bakayım. Gel buraya. Ortadaki sen de yürü. Yürü bakayım. Şöyle geç. Fena değil. Ortadaki sen, bir daha yürü. Düzgün yürüsene, bir sürü şey taşıyacaksın. Aferin. Siz beyaz ile sarılı, bir daha yürüyün bakayım. Bana bak, iş dünyasında büyük gelişmeler var. Pek çok şirkette halkla ilişkiler departmanı kuruldu. Git onlarla konuş, sana mutlaka iyi bir iş önerirler. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Kızım doğru yürüsene, sana söylüyorum. Hadi yeteceksiniz beni yani. Git reklam şirketleriyle falan konuş. Bak senin çizgin sağlamdır. Gazete, dergi reklamlarında grafik resim falan çizersin. Ya da ne bileyim, başlık falan yazarsın. İstemem. Sevda gel buraya. Ben okuldan kaçıyorum. Bu da beni yeniden tutukluyor. Kızım, ne için mankensiniz siz Allah aşkına ya? Delirteceksiniz beni ben yani. Ben gidiyorum. Yarın görüşürüz. Daha hoşça erken. Kal. Sevgi? Ay Sevgi dur. Ay kapat şu kapıyı. Kapat. Ay yürüyüşün hep aklın başıma dalmıştır zaten. Şöyle dön bakayım. Dön. Allah canını almasın senin. Ne yapıyorsun? Ay sen müthiş becerirsin bu işi. Neyi? Müthiş becerirsin.
Mankenlik mi? Evet, mankenlik. Kısa bir süre çalışalım. Ülkenin bir numaralı mankeni olmazsan ben de bu işi bırakır poğaça satarım, Allah canımı alsın. Hepiniz ya göreceksiniz. Çatlayacaksınız hepiniz. Canım benim. Ay. Müthiş olacak, inan bana. Ya. Can manken ol diyor bana. Hı. Can haklı Sevgi. Bu ülkenin iki numaralı mankeni olabilirsin. Bir numara kim? Tevazuya gerek yok elbette ki ben. Kışkırtma beni, bak önüne geçerim ha. Aa, benim de istediğim bu zaten. Sen hırslısın, başarırsın. Ayrıca bir numaralı manken olarak sana mesleğin tüm inceliklerini de öğretirim. Ha? Neymiş bu incelikler canım? Cazibeli ve ateşli teşhir tatlım. Sıkı dur, açıklıyorum. Defilede elbiseleri hanımlara, vücudunu da kocalarına teşhir edeceksin. Şeffaf giysiler giyerek, oranı buranı göstererek, öyle mi? E tabii ya. Başarının sırrı bu tatlım. Erkek senin taşıdığın giysiyi karısına, vücudunun sıcaklığını da kendisine alır. Karısını kucakladıkça seninle sevişiyormuş gibi olur. Çılgınsın sen. Bu sözcükleri sık sık erkeklerden duyuyorum. Nasıl, derslerin faydalı oluyor mu? Üzgünüm canım. Senin fantazi dolu derslerini kafam almıyor. Tamam. Vücudunu değil, sadece giysileri teşhir et. Ve hiç zaman kaybetmeden Can'la çalışmalara başla. Demek ki bundan sonra ülkede bir numaralı iki tane manken olacak. Şimdi bunu kafana koyuyorsun. Evet, şimdi yavaş yavaş dönüyorsun. Evet, harika. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Sopa gibi değil. Şöyle yumuşa biraz, yumuşa. Daha yumuşak ol. Daha aman, keyifli. Tamam. Evet. Evet, hadi bakayım. Hadi. Hadi öyle bir yap. Öyle düşüyor, değil. Bu böyle olmaz. Seyret bir kere. Öyle bir havan olacak ki şey gibi. Bak koydun kafana. Yürüyorsun. Evet, gidiyorsun. Evet. Evet, döndün. Pozunu verdin. Tamam mı? Bu kadar basit. Tamam. Hadi yap bunu. Güzel yap. Güzel yap, sana çikolata alacağım. Tamam mı? Ay, evet. Aferin. Çok güzel. Çok güzel. Daha yumuşak. Şöyle sat kendini. Sat. Etrafındakilere bir bak şöyle. Ah, aferin işte böyle. Aferin sana. Şöyle biraz daha havalan. Biraz daha yumuşa. İşte böyle. İşte böyle. Aman dikkat. Dikkat et. Dikkat et.
baba. Merhaba. Bak sana ne getirdim. Ne getirdim bakalım? Sana bir şey sorabilir miyim? Sor. Benimle evlenir misin? Ah. Bana mı soruyorsun? Hı hı. Peki ben sana bir şey sorabilir miyim? Sor. Benimle evlenir misin?